Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Mart Perşembe ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. İlk koşu bir maiden satış koşusu 20.10'da start alacak. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Burada 4 numaralı La Mommy Love tek olur gibi gözüküyor Irad Ortiz Junior ile. Koşu 35.000 dolarlık maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesinde aynı miktarda bir koşu. Son 2 startında 1500 ve 1600 metre çim pisti ikisinde 35 binlik bugün koşuyla eşdeğer koşularda ikinci olan 4 numaralı La Mommy Love Irad Ortiz Junior'la bugün maiden'dan çıkmaya en yakın isim. Son startında favori olduğu koşuda burun farkıyla ikinci olmuş. 1600 şimdi bugün 100 metre daha uzun mesafe. Muhtemelen Irad Ortiz Junior'la hata yapmazsa bu koşuyu alır. İkinci koşu satış koşusu 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte bir koşu. Biraz zor bir koşu, atlar birbirine denk isimler. 10-12.500 bandında bir satış koşusu. 2 numaralı Take the Podium Jose Ortiz ile start alacak. Önceki startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var 1700 tapetada. 5 numaralı Kukaro, Tyler Gaffalione ile start alıyor. O da 8.000'lik satış koşusunda ikinciliği var. 1700 tapetada son startında. 7 numaralı True Blue Pearl, Junior Alvarado ile start alıyor. Nispeten bir grup 3 koşudan bu koşuya gelmiş. 1 numaralı Strong Embrace, Rath Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da 20.000'lik koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Bella Miura, Liner Reyes ile start alıyor. 1670 tapetadaki son startındaki maiden koşuyu kazanıyor 1.40 dereceyle. 6 numaralı Zen de son isim Luis Saez ile start alacak olan, o da 1500 metre çim pistteki önceki favori olduğu startındaki maiden koşuyu 1.29.57 ile boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. Bir tek 4 numaralı She's a Gift'i yazmadık. Pencere bırakmamak adına kapatabilirsiniz ama zannetmiyorum bugün bu koşuyu kazanacağını 4 numaralı She's a Gift'i. 3. koşu maiden satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya gidelim. 25.000 dolarlık maiden satış koşusu, toplam ikramiyesi 32.000 dolar olan bir koşu. 5 numaralı Catch him and free him. İyi düşündükten sonra ilk kez ve Irad Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. 8 numaralı Solomon's Gold, Javier Casalano ile start alıyor. 1200 kumdaki önceki startının 35.000'lik maiden satış koşusunda 2 numaralı Surprise Payoff, Tyler Gaffalione ile start alıyor. Son startında muhtemelen bora atlıyor. Yarışı bırakmış herhalde. Derecesiz bitirmiş. 6 isim arasında 6. olmuş. 2 numaralı Surprise Payoff. 4 numaralı Freebirds Junior ile Parox'la start alacak. Ve son olarak 6 numaralı Minella. Bu maiden koşuda şans verdiğim isimler Angel Morales ile start alacak olan. 4. koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alıyor. 8 isim start alacak koşuda. Koşu 6.250'lik bir satış koşusu. 19.000 dolar var. 1 numaralı Fulton Street, Angel Morales ile start alıyor. 1400 metre kum pistteki son startında 8.000'lik bir satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı Ensign Parker, Rath Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Ve 5 numaralı Another Duke, Michael Vasquez ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Pure Spite'ı da ekleyebilirsiniz. Sonny Leon ile start alacak olan. 5. koşu 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tapete pistte bir maiden satış koşusu. Koşuya bakalım koşu. 40.000 dolarlık maiden satış koşusu, 50.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Burada 1100 metre tapeta pistte 2 Şubat'ta 40.000'lik maiden satış koşusunda ikinci olan 5 numaralı Diana B, Amerikan Paroa yavrusu. İlk önereceğim isim Jose Ortiz'de start alacak olan, rakibi de aynı koşuda 3. olan 3 numaralı Sianna Lady olur. Luis Saez'le start alacak olan. Eğer 3 isimle geçmek istiyorsanız boya 1 numaralı Ace Up Her Sleeves, Javier Casalano ile eklenebilir bu ayakta. 6. koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre tapete pistte bir koşu. Şuraya bakalım koşu. 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Adios Asher, Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Son startında 3.lüğü var. 1000 metre Çin pistte 25 binlik şartlı satış kursunda. 6 numaralı Lukaku Jose Morales'la start alacak. Son startında ikinciliği var. 1100 tapetada 20 binlik satış kursunda. 3 numaralı Executive Search Irad Ortiz Junior'la start alacak. 4 numaralı Inhalation Javier Casalano'yla. 5 numaralı Strange Arrange Sonny Leon'la ve 1 numaralı Untitled Edgar Zayas'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Zor bir koşu. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı Royal Louis'de Luis Saez'e start alacak olan 8 numaralı Royal Louis'de ekleyebilirsiniz kuponlarınıza. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir koşu. 9 isim start alacak. 7 numaralı Love and Money Tyler Gaffalione ile bu koşuda tek olur diye düşündüğüm bir isim. Koşu 62.500 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 87.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Love and Money Tyler Gaffalione ile start alacak. 62.500 şartlı satış koşularının her ikisinde de 1000 metre çim pistten tapeteye alınan önceki startı ve 1000 metre çim pistteki favori olduğu son startın her ikisinde de ikinci oluyor. Son startı burun farkıyla bir ikincilik. Bugün de 1000 metre çim pistte bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 7 numaralı Love and Money. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte bir koşu. Koşu 75.000 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 86.000 dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Classic Catch Rath Ortiz Junior'la ilk şans verdiğim isim 1800 kumdaki bir önceki startındaki 85 binlik maiden koşu 2.5 boy farkla 1.55-21 ile kazanmış bir isim. 6 numaralı Game Change Tyler Gaffalone ile start alır. O da son startında 84 binlik bir maiden koşuyu 1700 kumda 1.44-73 ile 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. 4 numaralı Point Proven Luis Saez ile start alıyor. O da önceki startında yine 3 grup 120 binlik bir maiden koşuyu 1800 kumda 1.50-80 derecesiyle aynı jokeyle 5 boy farkla kazanmış bir isim. 3 numaralı Mr. Ripple Edgar Zayas ile start alıyor. O da 50 binlik maiden koşuyu önceki startında 9 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1600 kumda 1.37-02 ile. 2 numaralı Run Curry Run Jose Ortiz ile start alıyor. 32 binlik maiden koşuyu 1640 kumda boyun farkıyla 1.40-47 ile kazanan bir isim. Ve son olarak 5 numaralı yazmadığımız Devil's K. Paco Lopez de o da 1600 kumdaki son startındaki maiden koşuyu 50 binlik maiden satış koşusunu 4 boy farkla 1.38-20 ile kazanmış bir isim. Dolayısıyla burayı 1.6-4-3-2-5 sıralamasıyla kapatıyoruz. Son koşu 9. koşu 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 12 numaralı Demor Gorgon Jose Ortiz'le bu koşuda şans verdiğim ilk isim 1700 ve 1500 çim pistteki. Son iki startının ikisinde de yarım boy farklı ikinci olmuş. Son startında favori olduğu bir koşu. 3 numaralı Damasco Edgar Zayas'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 8 numaralı Andy One Junior Alvarado'yla 9 numaralı L.A. Gray Tyler Gaffalone ile ve 4 numaralı Sister Nell Irad Ortiz Junior'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 11 numaralı Walks Like a Lady eklenebilir bu ayakta. Amerika ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü ihtiyaç duyacağınız bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu videoyu ben önce yüklemek zorunda kalıyorum gündüz saatlerinde. Dolayısıyla güncelleme yapamıyorum. xpracing.com'da çoğu zaman mümkün mertebe hemen hemen her gün çıkan atlardan sonra güncelleme yapmaya çalışıyorum. Dünkü altıda da mesela 4. ayaktaydı yanılmıyorsam bir at çıktı. Onun yerine bir isim yazıp güncelledik ve altı ganyanı bulduk. 1070 lira civarında bir para verdi. Dolayısıyla yarış başlamadan 1-2 saat öncesinde bu siteyi takip ederseniz çıkan atlardan sonraki son güncellemelere de büyük bir ihtimalle ulaşırsınız diye söylemekte fayda var. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu 2. ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada altılı ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce bugün koşulara ait Ron Nicoletti'nin seçimleri. Race 1, 1. altılı ganyan ilk ayağı 4-3-5. Race 2, 2-5-7. Race 3, 5-8-2. Race 4, 2. altılı ganyan ilk ayağı 1-4-5. Race 5, 5-3-4. Race 6, 9-6-3. Race 7, 7-2-8, Race 8, 1-6-4 ve Race 9, ikinci altılı ganyanın son ayağı 3-8-12 Ron Nicoletti'nin seçimleri. Bunlar da benim tahminlerim. Birinci ve ikinci altılı ganyan tahminleri. Size bir yol göstermek adına yapılan bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 4 numaralı Love Mommy Love, Rath Ortiz Junior'la tek olur gibi gözüküyor. İkinci koşu 2 numaralı Take the Podium, 5 numaralı Kukaro. 7 numaralı True Blue Pearl, 1 numaralı Strong Embrace, 3 numaralı Belle Mura ve 6 numaralı Zen. Yazmadığımız 4 numaralı She's a Gift var. Pencere bırakmamak adına kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. 3. koşu 5 numaralı Catch him and free him, 8 numaralı Solomon's Gold, 2 numaralı surprise payoff, 4 numaralı Freebirds ve 6 numaralı Minella. 4. koşu aynı zamanda 2. altılı ganyanın ilk ayağı 1 numaralı Fulton Street, 4 numaralı Ensign Parker ve 5 numaralı Another Duke. Öne çıkan isimler 3 numaralı Pure Spite. Eğer bütçeniz müsaitse ekleyebileceğiniz bir isim. 5. koşu 5 numaralı Diana B ve 3 numaralı Sianna Lady yeterli gibi gözüküyor bu koşuda. Eğer bütçeniz müsaitse 1 numaralı Ace Up Her Sleeves eklenebilir. 6. koşu 9 numaralı Adios Asher, 6 numaralı Kukaro, 3 numaralı Executive Search, 4 numaralı Inhalation, 5 numaralı Strange Arrange ve 1 numaralı Untitled. Eğer bütçe müsaitse 8 numaralı Loyal Louis. 7. koşuda 7 numaralı Love and Money tek olur gibi gözüküyor Tyler Gaffalione ile. 8. koşuda da 1 numaralı Classic Catch, 6 numaralı Game Change, 4 numaralı Point Proven, 3 numaralı Mr. Ripple, 2 numaralı Run Corey Run ve 5 numaralı Devil's Case sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Son koşuda da 12 numaralı Demogorgon, 3 numaralı Damasco, 8 numaralı Andy One, 9 numaralı L.A. Gray, 4 numaralı Sister Nell ve bütçe müsaitse 11 numaralı Walks Like a Lady önerdiğim diğer isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.